Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 20-27 Ağustos haftası sevgili Boğa burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Bu haftaki kahve falınızda neler var? Geçtiğimiz hafta biraz engeller, zorlamalar değil mi? Ama bu haftanız daha rahat diyebilirim. Neye göre diyoruz? Aile konularında bir karışıklığın devamı var arkadaşlar ama iş konularında daha rahat geçireceğiniz bir hafta genelleme yapacak olursam. O yüzden şu aile ya da sevgilinizle olan ilişki mevzularını bir kontrol edelim. Şimdi bu hafta kafanızın üzerinde bir ateş, beklenti içinde olduğunuz bir konuşma ya da görüşme var. Ayaklarınız havada kalmış, sanki birilerinden bir haber bekliyorsunuz. Burada beklediğiniz haberle alakalı pazartesi günü bazı gelişmeler olacak. Şimdi sizin kafanıza taktığınız, karşı taraftan cevap alamadığınız bir mevzuda tartışma yaşayacağınız görünüyor. Yalnız bir topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Tabii ki bu aile topluluğu da olabilir ama genel hatlarıyla yaşanan tartışmayı 4 kişinin izlediği görselleri var arkadaşlar. Ve siz biriktirmiş, geçmişten bugüne getirdiğiniz, sorgulamadığınız ya da beklentilerinizin karşılanmadığı konularda bir tartışma yaşıyorsunuz olarak çıkıyor. Şimdi bu tartışmada çevredeki insanlara baktığım zaman hepsinin eli kolu bağlı bir şekilde izliyorlar. Aslında çözümlenmesi gereken bir mevzu olduğunu demek ki farkındalar. Ve siz bu konularla alakalı aslında bir hesaplaşma günü belirlemeye çalışıyor. Sabır etmiş ve sabrınızın da sonunun geldiği bir gün olarak görünüyor. Burada hesaplaşmak istediğiniz kişi önünüzde durmuş olması aslında sizin haklı olduğunuz, onun da bir şeyleri toparlamak için mücadele etmeye çalışacağını gösteriyor. Evet, biraz dili uzun görsellerde çıkmış fakat burada yapmış olduğunuz bu konuşmalar sizi artıya getirecek. Burada pazartesiden sonra hesaplaşma konuları neyse bunlarla alakalı biraz daha sakinlediğiniz görünüyor. Aslında tıkalı kalmış bir konuyu tekrar tekrar bu hafta konuşacaksınız. Salı günkü konuşmanızda karşınızdaki kişi sanki eliyle koluyla size bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Burada daha sakin, sizin daha sakinlediğiniz, aslında içinizdeki o biriktirmiş olduğunuzu çıkardığınız, konuşmaların daha düzgün geçtiği bir konuşma süreciniz var. Ama falınızda nedense hep alma verme dengesiniz, kontrol etmeye çalıştığınız, sağlamlamaya çalıştığınız bir süreçte karşı taraftan beklenti içinde çıkıyorsunuz. Bu beklentileriniz de aslında karşılanacak. Çok da kötü cevaplar almayacaksınız. Çünkü sonra baktığım zaman çarşamba günü de gene aynı şekilde daha sakinlemiş, böyle elinizi sanki tamam hallederiz der gibi böyle bir para mevzusunun üstüne koymuş da görünüyorsunuz burada. Aile içerisinde parasal bir mevzuyu halledeceksiniz. Perşembeye baktığım zaman aranızda bir kişi onun bir konusundan dolayı bu ilişkinizle alakalı konuşmalardan çok başka bir kişinin konusunu konuşurken görüyorum. Biraz rafa kaldırılma, aslında üstünün kapanmaya başladığı konuların olduğu, ileriye dönük olarak ortalama bir hizada, çizgide yolunuzda devam edeceğiniz görünüyor ilişkinizde. İki tarafında aslında üzerinden o sis bulutu kalkmış, biraz daha sakinlemiş, işte karşılıklı gelmiş olarak görünüyorsunuz. Ama buraya da dikkat çekmem gereken bir mevzu var. Şimdi ortada bir kişi görünüyor. O kişinin bir sorunu ya da derdiyle ilgileneceksiniz. İkinizin ilgilendiği görünüyor. Yakın arkadaşınız, çocuğunuz, her kim ise konu, kişi. Bununla alakalı bir hedef belirlemeniz ve bu hedefle alakalı iki tarafın da çalışması ya da fikir alışverişinde bulunması gerektiği görselleri var. Karşınızdaki kişi kafasında tam olarak oturtamamış, eşiniz olabilir, çocuğunuzla alakalı bir mevzu olabilir. İki tıkanıklık ve bu konuyu kapattığı görselleri var. Siz daha relax, daha sakin bir şekilde bu konuyu çözmeye çalışacaksınız. Burada bu akışı sağlayacak, bu konuyu çözecek olan kişi siz olarak görünüyorsunuz. Ama eşiniz ya da partneriniz bu konularla alakalı tıkalı kalmış. Çevresinde 3 kişiden fikir alıyor. Almış olduğu bu fikirlerden dolayı da aslında biraz yatar pozisyonda, çok da adım atacakmış gibi durmuyor. Ama önünüz açık. Siz bu işi alır, toparlar, sonuca erdirirsiniz görseli var arkadaşlar. Şimdi genel hatlarıyla baktığım zaman ailenin içerisinde devamlı bir koşuşturma haliniz de var. Hani sanki böyle topluluk içerisinde bir şeyleri konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Hoş muhabbetin olduğu görseller aslında olarak çıkmış bunlar. İlişkilerde biraz beklentilerinizin artık böyle ayyuka çıktığı ve karşı tarafında bunu kabul edeceği görselleri de çıkıyor.
Bir de sağlık konularına hemen şöyle bir bakalım. Çok pardon arkadaşlar. Mide konularına dikkat etmeniz gerekebilir bu hafta. Ağır ilerleyen, hani aralıklarla diyelim biz buna, ağır demeyelim, İlerleyen bir mide problemi hafta içinde aralıklarla önünüze çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Bir kere daha bakacağım. Bir de kalça konularına biraz dikkat ederseniz. Yani bel, kalça gibi orada böyle bir yumru görseli var. Onlara da dikkat ederseniz güzel bir hafta geçirirsiniz. Zaten hafta sonuna doğru özellikle perşembeden sonra hane içerisindeki karışıklığı halletmiş. Herkesin böyle ileriye dönük olarak soru işaretleri var ama ileriye dönük olarak adımlar attığı süreçler görünüyor. Ve zaten perşembeden sonra ilişkinizde ciddi bir yakınlaşma da var arkadaşlar. Yani öncesinde karşılıklı konuşma ama şimdi baktığım zaman bayağı yakın görsellerde çıkıyorsunuz. İş ve para konularında neler var? Bir kişiyle bir çekişmeniz var bir kere pazartesi. Sanki ortada bir konu, bir mevzu, parasal bir mevzu olarak görünüyor. Karşınızdaki kişiyle bunun çekişmesi, hani o bir taraftan tutmuş, siz bir taraftan tutmuşsunuz. Sen, ben tartışması yapar gibi duruyorsunuz. Burada bu çizgi net olarak bitti, tamam, çözdük bu konuyu diyemeyebilirsiniz. Silik görsellerde aralıklarla önünüze çıkacak bir mevzu olarak görünüyor. Aslında bu hafta çekiştiğiniz konu neyse pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu konularla alakalı yol açmaya, devamlı konuşmalar yapmaya, yapmış olduğunuz konuşmalardan da bir cevap almaya çalışacaksınız. Burada bu hafta iş ve para konularında sakinsiniz. Almak istediğiniz bir para varsa cumaya kadar uğraşıyorsunuz arkadaşlar, öyle diyeyim. Çünkü burada cuma günü aslında bu konuları hesaplaşma gene görsellerinde çıkmış. Bu konuları arkanızda bırakıp elinizde böyle tam olarak hala daha tutmadığınız ama artık tamam ya dediğiniz bir mevzuda yolunuza devam ettiğiniz görünüyor arkadaşlar. Hafta sonu elinizden bir para çıkacak yalnız. Çocuk görselleri çıkmış. Aile içerisinde bir kişiye bir para verme, para yatırma, parasal konularla alakalı bir mevzu da olabilir. Ama bu haftanız güzel geçecek. Özellikle ilişkilerde almak istediğiniz, yapmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz neyse bunları alıyor ve konuşuyor olarak görünüyorsunuz. Bakın devamlı konuşma var. Burada bir konuşma, burada bir konuşma. İş ve para konularında bir konuşma. İlişkilerde de zaten sizin oluyorsa olsun, olmuyorsa arkada kal dediğiniz kişinin tamam halledeceğiz, yapacağız diyerek arkanızdan geldiği, iletişimi yoğun tutmaya çalıştığı görselleri var. Burada iş konularıyla alakalı size sırtını dönmüş bir kişi var. Aslında bu kişi neden sırtını dönmüş biraz bekleyeceğim şurada. Hani bir kişiyle konuşma yaparsınız ama istediğiniz cevabı alamayabilirsiniz. Üç kere konuşma yapılacak. İstediğiniz cevabı ondan sonra alacaksınız. Biraz diretilmesi gereken bir mevzu. Elinizde bir para ya da işinizle alakalı bir sıkıntı var. Onu çözmesi için devamlı bir kişiyle konuşarak çözeceğiniz görselleri de çıkmış burada. Bu hafta nasıl derseniz gördüğünüz gibi derim. Çok fazla böyle action'ın olmadığı, olayların daha akışta ve temiz ilerleyeceği bir süreç görünüyor. İlişkilerle alakalı güzel bir haber beklentisi içinde olanlar da aslında bu hafta cumaya kadar gene beklenti içinde oldukları haberi temiz bir şekilde alırlar arkadaşlar. Görünen o ki bu haftanız güzel, keyifli geçecek. Çözmek istediğiniz, ilişki konusundaki çözmek istediğiniz mevzular ya da ailenizde çocuklarınız, anne baba kimse onunla alakalı çözmek istediğiniz konularda başarıya ulaşıyorsunuz. İstediğinizi alıyorsunuz. Görselleri var. İş konuları sakinlik. Almayı düşündüğünüz konuda 3 kere bir kişiyle görüşme ve sonrasında da istediğinizi alıp rahatlama görselleri var. Sonuç olarak güzel bir hafta olduğunu düşünüyorum. Keyifli geçsin, güzel geçsin. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve fılınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.